Sol göğsünün yani kalbinin üstünde bir mervi vurulmuş var. Ondan sonra bel kısmının, böbrek kısmının bir tarafında da iki tane mervi olmuş. Biri Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Ushbu videoda boshidagi ko'rgan videolarda hozir video davomida to'liq qismini qo'yib beraman. Dastavval buni sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Nimaga bunday bo'lyapti? Nimaga hali video qilinyapti bu qiz haqida? Bu qiz o'zi kim? Ushbu savollarga tez orada javob olasizlar degan umiddaman. Bilaman, qaysidir ma'noda kimgadir uje joniga tegan bo'lishi mumkin. Qaysidir ma'noda kimdir zerikdi, qaysidir ma'noda kimdir tezroq bunaqa videolar qiling deyishi mumkin. Ya'ni aynan o'sha Nodiraxon haqida. Eslatib o'taman, Nodiraxon o'zbekistonlik bir fuqaro, O'zbekistondan Turkiyaga kelib, ishlab, pul topaman deb o'qishga kirmoqchi bo'lib, bir nima deydi, davlatni organida ishlagan, deputatni uyida ishlagan bir o'zbek fuqarosi qasddan o'ldirildi va bu narsa Turkiyada alam qilgan yeri shuki, o'zini o'zi o'ldirdi degan ma'noda O'zbekistonga qaytib jo'natib yubordi. Shuning uchun bu yerda haqsizlik bo'layotgani uchun ko'pchilik video qilyapti, ko'pchilik tanqid qilyapti. O'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Ko'plab o'zbek vatandoshlarimiz bizdan nima yordam degan jumlalar bilan chiqdi. Ularga shunday demoqchiman, do'stlar yoki birodarlar yoki vatandoshlar, sizlardan yordam shuki, ushbu videoni boshqalar ko'rishi uchun like bosinglar va albatta zinhor unutmanglar kommentariya qismiga o'zingizlar fikringizni yozishni. Kommentariya qanday yozaman deydiganlar bor. Mana video turgan bo'lsa, pastga tushasizlar, boshqa videolar chiqadi. Video bu yerda turaveradi. Pastga tushsanglar kommentariyalar yozilgan bor. O'sha yerda o'zingizlar fikringizni bemalol bersanglar, yozsanglar bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, bu video qancha ko'p qo'yilsa, qancha ko'p kommentariya bo'lsa, boshqa o'sha kerakli insonlar ko'radi, chunki bu yerda hozir advokatlar ishlayapti bu ustida va qaysidir ma'noda ozgina bo'lsa ham yordamimizni bergan bo'lamiz, ya'ni norozi bo'lgan holatda. Mayli bu narsa shunday yopilib qolsin, lekin keyingisini oldini olishga qaysidir ma'noda turtki bo'ladi degan umiddaman. O'shaning uchun iloji boricha qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman do'stlar. Xo'p, endi ba'zi bir insonlar bor, bu qiz o'zi nima qilyapti, bu qizga nima bor deydiganlar. Do'stlar, to'g'ri tushuninglar, hamma ham qaymoqda yashamaydi, ya'ni har kuni qaymoq yeb yashamaydi. Kimdir sharoit og'irligidan kelgan, kimdir nima deydi, ishlab pul topib o'qish uchun kelgan. Hamma har xil maqsadda keladi. Sizlar o'ylaysizlarki, yosh bo'lsa bo'ldi, boshqa maqsadda. Yo'q do'stlar, insonni tashqi ko'rinishiga qarab emas, balki ichki dunyosiga qarab avval gaplashib keyin baho berishingizni tavsiya qilgan bo'lasiz edim. Uzoq gapirmaymanda, akasi o'sha Nodiraning akasi hozir O'zbekistonda, qizni O'zbekistonga olib borgan, ko'mishdi va akasining fikrlarini sizlarga qo'yib bermoqchi. Ha, yana eslatib o'taman, agar Rossiyadagilar bo'lsa, boshqa davlatdagilar bo'lsa, turkchaga tushunmaydiganlar bo'lsa, men albatta video oxirida akasi nima deganini qisqacha tushuntirib o'tkazaman. Marhamat. Adım Muhammed Ali. Hepinize merhabalar tekrardan. Ben marhumu Nadira Kadirova'nın abisiyim. Adım Muhammed Ali. Cenaze olaylarından, bu olaylardan biraz kısa bir şey söylesem, size tarif edersem. Kardeşimi getirdik. Şeye, memlekete getirdim. Allah'a çok şükür olsun. Hamdü sanalar olsun. Allah'ım, kurban olduğum Allah'ım bizi yüzümüze baktı. Getirdik. Dafın etmeden önce kardeşimi yıkandırdılar. Yıkandırırken gördüm ki artık gözlerime inanamıyorum. Orada sadece kendini intikar etti demiştiler. Bir tane mervi demiştiler. Burada bir tane mervi yok. Sol göğsünün yani kalbinin üstünde bir mervi vurulmuş var. Ondan sonra bel kısmının, böbrek kısmının bir tarafında da iki tane mervi olmuş. Biri böbrek kısmında, biri de kalpten vurulmuş. Yani iki tane mervi vurulmuş burada. Yani orasına da tikelim dikmişler. Yani kardeşimin beyninden, kafasının arkasında da şey var. Yani demirle de neler vurduysa, silah götüyle mi vurmuşlar artık bilemiyorum. Yani vahşilerce, yani bir insanın yaptığı şeyler yani. Ne bileyim artık. Söylemeye de artık utanıyorum, insan demeye utanıyorum artık.
5 tane büyük devletler varsa, 5 tane devletin içinde Türkiye Cumhuriyeti eliyle gösterecek, yani büyük devletlerin içinden biri Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Devleti'nin olmuş AK Partili Şirin Unal, yani istifadaki general, milletvekilinin evinde bu olaylar oluyor. Yani bu kadar yapmışı, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzü gözü olmuş bir insan böyle yaptıysa, artık arkadaki gençler artık ne yapacağını bilmiyorum. Gençler ne yapsın yani? Bilmiyorum. Burada kardeşimin arka kafasında da şey var. Vurmuşlar. Bir de göğsün sol gözünde de şuralarda moralmeler var. Yani burada kardeşim yani dayak yemiş, yani vahşilerce dayak yemiş. Yani kardeşimi vurmuşlar yani. Vücudu da şeyler var. Moralme şeyleri de. Ondan sonra geldikten sonra baktım, yani ablam girip baktı, orada girenler birkaç kadın baktı, şeyler vardı. Girip görmüşler ki artık içini şuradan ta aşağı kadar, affedersiniz, aşağı kadar yırtmışlar. Vahşilerce yırtmışlar içindeki bütün organını, ya bütün organının alt var, işi var, bütün organlarını sökmüşler, almışlar. Kardeşim içi bomboş, içi boş. Yani bu nedir ya, bu nedir? Yani lütfen bu videoyu şey yaparsanız, görürseniz, yani bu dosyanı kapatmamanızı rica ediyorum. Yalvarırım, ne olur. Elinize gelince destek olalım. Lütfen. Rica ediyorum yani. Bu benimle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sorularınız, kafanızda sorularınız varsa, avukatım olmuş Birol Öztürk'le görüşebilirsiniz. Danışmanımız Orhan Bey'le görüşebilirsiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bu olayı böyle kapanmamasını istiyorum. Lütfen rica ediyorum. Yayınlasın. Yukarıya da, gereken yerlere de gitmesini istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarım, sevgilerim. Yani zannetmeyin, Şirin Unal Bey bana para vermedi. Çok videolarda, yayınlarda görüyorum da marhumanın abisi ya da ailesi para almış, şu olmuş, bu almış. Dedikodulara inanmayın, internet çok şeylere. Burada çok yanlışlıklar oluyor. Ben kimseden para almadım. Kimseden para almadım. Almam da. Şirin Unal Bey de artık o insana da yazıklar olsun. İnsan bir kere arayıp başın sağ olsun derler. Kardeşim derler. Bir ihtiyacın var mı demedi. Başın sağ olsun demedi, dilemedi. Hiçbir şey demedi o adam. Ne ailesiz diledi benden, ne kendisi diledi. Hiç kimse demedi bana. O yüzden konu budur. Herkes diyorlar ki ailesi para aldı. Yok, para almadım. Yeter ki paranı, dünyanın parasını ben vereyim de, ben size hepinize vereyim de benim kız kardeşimi getirinler. Bakire kız kardeşimi. Getirin. Dünyanın parasını ben size vereyim. Umid qilaman ki ko'pchilik tushundi, agar tushunmaganlar bo'lsa shunday deyapti. Bilasizlar, bu qizni bu yerda o'ldirishdi qasddan va hamma yo'qi gazetalarda, yangiliklarda bu qiz o'zini o'zi o'ldirdi degan xabarlarni berishdi. Akasini aytishi bo'yicha qizni olib ketdi. Juda ham xursand hozir, ya'ni O'zbekistonga olib borgani uchun. Lekin juda ham xafa bunaqa tuhmatlar bo'lgani uchun. Yangiliklarda shunday dedi. Bu odam, ya'ni uyda egasi, shef bu qizni patroni, shepi bularga pul beribdi. Akasi aytishi bo'yicha menga bir tiyin pul bergani yo'q, bunaqa narsalar yolg'on va pul bersa ham men olmagan bo'lasi edim. Va biror marta telefon qilib, yaxshi yetib oldinglarmi, bosh sog'lig'i tilagani yo'q deyapti. Undan keyin yana nima deyapti? Singlimi deyapti, ikkita yeridan o'q uzgan deyapti. Birinchisi o'sha gavdasidan, ikkinchisi past qismidan, o'sha qorin qismidan o'q uzilgan. Undan tashqari pistoletni orqasi bilan, o'sha boshini orqasiga ikki qatta zarba bo'lgan deyapti. Va yana achinarli holat shuki, haqiqatdan bu narsa bor Turkiyada. Singlimi deyapti, shu yeridan shu pastki qismigacha kesib organlarini olgan. Singlim deyapti, bo'mbo'sh holatda keldi deyapti. Juda ham alam qiladigan narsa shu do'stlar. Bilaman, Turkiyada do'xtirlari shunaqa o'g'ri, sababi organ juda ham qimmat bu yerda. Mana Rossiyadagi o'sha puska variantlar bor. Shularni ham bir ko'rib olamiz, ko'z tushib qoladi. Asha Turkiyaga borib, Antaliyada o'lib qolgan ruslarni ham kesib organlarini olib jo'natib yuborar ekan. Shu narsalarni muhokama qilib, Rossiya ham hattoki chiqadi. Ya'ni demoqchi bo'lganim,
ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Balki boshqa o'zbek o'lib qolgan o'zbeklarda ham shunaqa qilgan bo'lishi mumkin bular. Advokatlar buni ustida ishlayapti. Chunki buni tinch qo'ygisi kelmayapti. Qizni o'rtog'i ham nima deydi, o'zini fikrlarini aytdi, o'sha qiz bilan gaplashgan holatda o'zini o'ldirmaganini isbotladi. Eng achinarlisi nima bilasizlar? Menga shu videoni qo'yganimdan keyin, birinchi videoni qo'yganimdan keyin ammasi va xolasi xullas o'zbek ayollar yozdi, ikkitasi. Bittasi juda ham grubiy yozdi menga so'kinib tam. Men aytdimki, o'zingiz bosing, nima bo'lyapti, ishlaymi desam, biz deyapti ammasimiz, xolasi ham mash edi, biz rozimiz bu qizni o'ldirib yuborgan bo'lsa ham biz rozimiz. Ha, bo'pti, nimaga siz rozisiz desam, sababi biz Istanbulda ishlaymiz, hech bo'lmasa biz teng yuraylik, bizga tegmasin deb. Ya'ni o'zini, jonini, o'zini qo'pol qilib aytganini saqlash uchun bir insonni, bir fuqaroni eng achinarlisi o'zini jigarini, ya'ni sinisini, o'g'li yoki xullas jigarini o'lishiga rozi, ya'ni o'ldirilishiga rozi bo'lishyapti bular. Bunaqa insonlardan nafrat qilaman. To'g'risi bu narsani videolarini, yozgan ovozlarini boshqasini sizlarga qo'yib berasizmi? Ya'ni bekardan hozir boshqa mavzudan boshqa mavzuga o'tib sharmanda qilgim kelmayapti bu insonlar. Bu insonlar hozir meni ko'ryapti. Ularga shunday deyman. Sal yuz bo'lish kerak bet. O'zlari menimcha tushunib oladigan umidaman. Nimaga bu narsani gapiryapman? Men akasi gapirishdan oldin ham akasi ham shu bular bilan bo'lsa kerak, balki qo'rqayotgandir deb bu sizlarga gapirmayotgandim. Lekin akasi o'zi bu narsani xohlab, bu narsani video qilishini aytib, video qilgandan keyin, demakki men bu asha hammasimi, xolasimi yoki oddiy fuqaroman, bilmayman kim xullas. O'shalardan men ajoyib bir shubha qildim xolos. Bilaman do'stlar, ushbu videoga like bosdinglar, o'shaning uchun kattakon rahmat aytmoqchiman. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun alohida katta rahmat, xudosizlardan rozi bo'lsin. Yordamingizni kommentariy qismida yozib qoldirishingizni eslatib qo'ygan bo'lasiz edim do'stlar. Xo'p, keyingi videoda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Bye bye. We about to turn it on.